Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere psikoloji 2. ünite, insanı nasıl inceleyebiliriz? Özet soru ve cevaplardan bahsedeceğim. Soru 1. Bilim nedir? Cevap, bilimi sistemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş bilgi bütünlüğü olarak tanımlayabiliriz. Bilim, insanlığın doğa ile kurduğu etkileşimi anlayabilmek için çağlar boyunca inşa ettiği tutarlı, güvenilir, akılcı bir kavramsal sistem ve yöntem oluşturma çabasıdır. Soru 2. Bilimsel faaliyetlerin genel özelliği nedir? Cevap, bilimsel faaliyetlerin genel özelliği, bütün bilim dallarının doğaya ilişkin sorularını cevaplamak için bilimsel yöntemi kullanmalarıdır. Ancak bir şeyi anlama ve açıklama çabası içine giren her faaliyet, kendine göre bir yöntem, yani bir bilgi edinme ve üretme yolu kullanmaktadır. Soru 3. Bilimsel etkinliğin amaçları nelerdir? Cevap, bir bilimsel etkinliğin 5 amacı vardır. Bunlar, a. Doğa olaylarını doğru olarak betimlemek, tarif ve tasvir etmek. Bir diğer ifadeyle tam olarak ne olduğunu belirlemek. B. Doğa olaylarını açıklamak, izah etmek. Bir diğer ifadeyle neden ve nasıl olduklarını açıklamak. C. Bir grup olguyu açıklayan kuramlar ya da modeller gibi tutarlı bilgi yapıları oluşturmak. D. Yapılan açıklamalara ve kuram ve modellere dayalı olarak yeni olguları öngörmek ve bu öngörüleri sınamak. E. Bu öngörülere dayalı olarak insanlık yararına düzenlemeler yapmak. Soru 4. Bilimsel bilgi nedir? Cevap, bilimsel bilgi kişinin kanaat ve inançlarının bir ürünü olmayan, deney ve gözlem yoluyla toplanan ve nesnel olgulara dayanan bilgidir. Soru 5. Bilimsel bilgi ile neler söylenebilir? Cevap, bilimsel bir bilgi herkes tarafından gözlenebilir. Sadece duyu organlarına değil, mikroskop ya da test gibi aletleri de hesaba katmalısınız. Ölçülebilir, sınanabilir, tekrarlanabilir ve iletilebilir bir bilgidir. Soru 6. Nokta nokta doğayla ilgili sorulara bilimsel bir tutumla yaklaşma ve bilimsel yöntemi kullanılarak cevap arama sürecidir. Boşluğa ne gelmelidir? Cevap, bilimsel araştırma. Soru 7. Psikolojide bir araştırma yürütülürken neler yapılır? Cevap, psikolojide bir araştırma yürütülürken dikkatli ve sistemli gözlemlerle veri toplanır. Bu gözlemleri açıklayabilmek için kuramlar geliştirilir. Bu kuramlara dayanarak yeni tahminlerde bulunulur. Ve sonra bu tahminlerin doğru olup olmadığını yine yeni verilere dayanarak sistemli bir şekilde sınanır. Soru 8. Bir araştırma sürecini nasıl tasarlarız? Cevap, bütün araştırmalar bir soru ile başlar. Bir diğer ifade ile bir soruya cevap verme amacını taşır. Ancak bilimsel bir araştırma bilimsel yollarla incelenebilir, bir soru problem ile başlamalıdır. Daha sonra araştırmacı sorduğu sorunun cevabı hakkında bir tahminde, bir öngörüde bulunmalıdır. Buna araştırma sürecinin ikinci basamağı olarak hipotez diyoruz. Hipotez, iki değişken arasındaki olası bağlantı ve etkileşimin test edilebilir bir ifadesidir. Problem ve hipotez belirlendikten sonra bunlara uygun ve o konudaki mevcut bilgi birikiminin ışığında araştırmanın nasıl yürütüleceği tasarlanır. Böylece araştırmanın yöntemini belirlemiş, tasarlamış oluruz. Yöntem bölümü çalışmanın kimler üzerinde yürütüleceği, hangi ölçme, değerlendirme yollarının kullanılacağı, araştırmanın türü, deseninin nasıl olacağı, veri toplama sürecinin nasıl düzenleneceği, toplanan verilerin hangi istatistik teknikleri analiz edileceği basamaklarını içerir. Veri toplamaya başlamadan önce her bir basamak üzerinde çalışmalı ve her biri için kararlar verilmesi ve belirlenmesi gerekir. Bütün bu basamakların nasıl gerçekleştiğini planladıktan sonra artık veri toplama zamanı gelmiştir. Daha sonra elde edilen veriler analiz edilerek bulgular incelenir. Böylece sorduğumuz soruya verdiğimiz cevabın geçerli olup olmadığını test etmiş oluruz.
Eğer cevabımız doğrulanmamışsa ve araştırmanın yöntem düzenlemelerinde bir sorun yoksa, o zaman bu sorunun olası diğer cevaplar üzerinde çalışmaya devam etmek gerekir. Çünkü her hipotez araştırma bulgularıyla desteklenene kadar geçici bir çözüm teklifidir. Bu durumda olası diğer açıklamaları düşünüp sınamak için yeni araştırmalar yürütülmesi gerekir. Soru 9. Psikolojinin kullandığı araştırma yöntem türleri nelerdir? Cevap: Araştırmalarda temelde 3 farklı yöntemsel düzenleme ile farklı seviyelerde bilgi toplayabiliriz. Betimsel, korelasyonel ve deneysel yöntemler. Soru 10. Betimsel araştırmalar ile ilgili neler söylenebilir? Cevap: Betimsel araştırmalar, mevcut durum olduğu haliyle ortaya koyan, olguları ve belli başlı özellikleri tanımlayan, onları karşılaştıran ve araştırma türüdür. Bir araştırma türüdür. Dikkat edilirse bu araştırma türü bilimsel etkinliğin amaçlarının birincisine karşılık gelmektedir.